Bir kız kardeş daha vardı. Değil mi net? Hı. Ama bunlar en iyi kupa vurumlar. Renk. Her tarafı. Fizik ayak, değil mi be? Fizik. Basar. Türkiye'de kafa. Ben, vallahi görmüyorum. Her tarafı. 10 numara valla. Hasılat bu. Şunu köy tavuğu yumurtlamış. Şunu ithal edin. Ya bu tavuk içinden biz anlamayız ya da bilemedik. Tüm her şeyini yapıyoruz, ne ediyoruz, bir tane daha gitmiş. Olacak, gidecek, yayılacak. Bu tavuktan şimdi yediğimiz gazı hiçbir şeyden yemedik. Tavuktan çok feda ettik. Eskiden teker koy verirdik. Ben söyledim. Ola Recep, benim bildiğim ayrı ayrı olur ama neyse. Neyse, yorumlarda gazdan anlayan oluyor yazarlar. Herkese selamün aleyküm. Ben İlkay Tınaztepe, kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Recep'le güne merhaba dedik. Çalışacağız, durmak yok. Yola devam. Ekmek getirdik köpeklere, biliyorsunuz. Bir önceki videoda söylemiştim ekmeğimiz bitti diye. Şükür bayat ekmek bulabildik. Kaç tane Recep? 500 tane aldım. 500 tane. Ekmek olmazsa olmuyor. Mecbur almak zorundayız. Unla karıştırsak daha verimli oluyor ama yaş. Onları kurutacağız, şöyle kafese dökeceğiz Recep'le. Tanesini 3 liraya aldım. 3500'e bir de mal oldu. Tanesi ekmeğin 3500'e bayat ekmek Recep. Önceden gittiğimizde fırınlarda alın götürün diyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Parayı veren alıyor ekmeğin bayatını. Her şey maddeye döndü. Yani hayvan sever de çok, hayvan besleyen de çok. Biraz da o yüzden oluyor zaten, değil mi? Hayvan sever de çok değil. Benim 2 tane 3 tane köpeğim olsa ekmek yağlı niye vereceğim ben? Mama verin. Et verin. Et bul. Kazanda biliyorum ben. 3 köpeğimiz varken biz et kaynadık. Şimdi 20 köpeğimiz var. Şu şekilde bakmak zorundayız. Biliyorsunuz maliyetlerini. Kaynattığımız zaman zaten 2 gazan falan kaynatmak zorunda kalıyoruz. Sıcak, kokuyor. Abi öyle deme. Bu ekmeği alıp kuru ekmek halinde köpeklerin önüne verenler var. Yine biz öyle yapmayız zaten biz de. Biz en iyi şekilde alkonuyla paçallayıp ondan sonra servis ediyoruz köpeklerimize. Biz onlara ne kadar iyi bakarsak onlar bize zaten fazlasını bile veriyorlar yani. Maşallah. Hayvanlara çok iyi bakalım. Değerleri bilelim. Hayvan bakmak gerçekten çok iyi. Şunlar köy ekmeği. Şunları sattıma veren bak şimdi acayip bir yeri bunun köy ekmeği. Bayağı da değil gibi bu. Bayağı köpek. Köpek ekmeği. Bildiğin ondan köy ekmeği. Patates bu da. Patatesli yok bunların. Tamam he, bizimkiler patatesli. Bunlar mayalı, patatesli yok. Onun yerini değiştireceğim ben. Onu alalım şuraya. Dur, bunlar da dursun Gıyda. Bunları ayrı Al kız da göreve attık. Al kızı saldık. Yerine akşam 2 güne kadar bal kızı kapatacağız. Bal kız da işlemeye gelecek. Koyunları da gazla da alıştırsak koyunla. Gazla da Recep koyunu sürelim diye. Sür valla Recep, bir daha ne gitmeyecek. Bak gideyim. Fazla doymuş. Bir de bu. Ben
ekmeklerden bahsedeceğiz. Hadi. Hadi 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 hadi. Bak bak nasıl diye görüyorsun gazlara. Güzel. O diyor tavuklu diyor. Yavru yavruların kulaklarını kestik. Hepsinin. Onları da artık haftaya falan gösteririz. Gazlara bak, kendi yeğili. Bak, 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 bak. Vallahi bak. Gördün mü Recep? Vallahi koyulursa falan yer o bunları. Ben onu yerim. Ha? Ben de onu yerim. Ben de onu yerim diyor Recep köpeği. İki. Bu yiyor, bu tavuk evi yiyor bu. Necep şuna aslında elinle götüreceksin, alıştıracaksın bunu gazlara sen. Evet, fırtına ile yargıç eşleşmesi oluyor. Fırtına ile yargıcı eşiyor. Şöyle göstereyim. Yargıç. Hop dur. Süper bir eşleşme olacak bunlar oldu. İkisi. Tam. Şuna kız. Kovayı falan bükmüş hırsından. Gel işte yavruç fırtına. Can kız doğum yaptı. Küçüklerden başladım. Bir de koyunumuz yavruladı. Hadi bakalım. Tamam. Yargıda kolyesini düşürmüş İlber. Aynen. Yargının kolyesi kopmuş. Ne olacak hep? Kapılarda, bacalarda gidiyor. Bu arada doğumlar devam. Ara ara doğumlar oluyor. Şu bizim doğurttuğumuz herhalde Ece. Yaban kız mı o? Hangisi o medede doğurandı ya? Bu değil, şu şu. Tamam. Şu. Ha, ekiz mi bunlar? Ekiz. Vay be. Ekiz de. Bu biraz küçük doğdu. Şu ne Recep, fındık kadar o ya. Küçük doğdu. Ha? Gel bakalım o ne öyle. Acaba 2-3 tane falan mıydı ki? Yok. Bunun annesi genç olduğu için fazla bakamamış. Genç. İlkine mi doğdu? İlkine. Çok küçük ya. Bunun nasıl büyüdüğünü bilemezsin bak. Kız. Kız mıymış? Kızımış. Kız değil, kız çıktı hadi. O da bizim yaban kız. Ne zor. Haa, o büyümüş bayağı Necap ya. Bizim Mera'da doğum yapan... Üremeye devam, bu da kız. O kız zaten ya. Yaban, evet. Yaban kız doğumlu. Maşallah. Bir şey görüyorum işte. Git git çoğalıyor. Çok pek ufuymuş ya. Neyse öyle bu kadar lan. Ya büyüyecek kadın. Bakayım nasıl ya. Evet. Bizim çılgın dişimiz Can kız. Şuna bak ya, hiç eniklememiş gibi, dağıtmış yine alıverecek oğulları ya. Allah Allah. Mikay. Kara çıkmış. Nerede mi tutuyorsun? Ne oluyor lan? Tut. Kara değil. Daha bozulanlardı oğlum. Tabi yavru kara da daha değişik. Küçük yavru. Bak kızım. Yavru bu Recep. Babadan elleri akmak ya şöyle, yarısı sattımı gibi. Ama bu hep bu. Hiçbir tane yerinde bile duran demeye verdim bir şey.
Üstünde de yatıyor. Zıp 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 devamlı bir şeylerin peşinde ya. Bak bak gidiyorlar hocam, koy. Devam edelim. Necef baktı kaldı yavruları. Baka kaldı. Güzel maşallah. Yerini değiştiren mi? Nereye? Bunun içine. Hayır. Ya. Bunu değiştirirsek zaten sıkıntı olur şimdi. En iyisi devam böyle. Necef, dayıların kralı gelmiş. Dayıların kralı gelmiş. Dayım ata iyi diyordu en son Necef. Geldiğinde en son ata iyi diyordu. At gitti. Dayım hep iddialarda bulunuyor. Şimdi de köpeği yerlerim diyor. Yok be. Dayımı Saddam enikliğinden beri... hayatta yaklaşamadın değil mi dayı enikliğinden beri? Yok. Yine yetecek mi? Bak bakalım dayı gel. Şu nereden geldi lan? Kancık mı? Kancık dayı. Yemin et. Yemin edin. İyiymiş. Bunun dönü mü lan? Bunun kızı. Bana mı? He. Beğendin mi dayı? Ben iyi görüyorum onu valla. Valla valla. Şurada geçen eniklerden değil mi bu? Aynen geçen sen. Koydan mı bakacaksın? Ya lan bakayım. Görüyorum lan. Isırma lan. Bu ısırma. Kafes evi. Sen gelmiyorsun bizim oraya. Ha oğlum. İyi oldu mu? İyi. Heh? Oluyor arada o gün. Etmeye bu etmedi. Göreceğim onu. Yerini değiştireceğim. Bak. Oğlum bu da ne enik yeri be. Hı? Lan ne kıskancık oğlum. Ben olmadı ki işte. Ha? Oldu mu lan Allah için? Ne? Nasıl? Böyle yakışıklı kancık oldu mu sizde? Türkiye'de yok. Bu bizde değil ki. İşte bak. Bak lavan at gibi gider bak. Oğlum. Nasıl? Gel. Koyunu koyayım mı? Gidiyor mu? Gidiyor dayı sıkıntılı ya. Ne? Tam da onu bir şey değil mi? Vay vay bir de bak. Babasından değil. Gancı yıkan bu. Tabii dayı. O erkeklerin burada işi ne oldu? Öldü o bir de. Bir kız kardeş daha vardı. Emin et. Ha. Ama bundan en ilk kupa olur. Renk. Her tarafı. Fizik ayak, görmüyor musun ben? Fizik. Basar. Türkiye'de kafa. Ben vallahi görmüyorum. Her tarafı. 10 numara var. İyi mi dedin hiç görüyorum. Zapt olmuyor. Değil, maşallah dede olmuyor. Çok baktın. Benim nazarım değmez. Değmez. Maşallah. Gel gel. Vav vav ben de gel. O onun eşi. Ha o işte. Hiç kendine ben biliyorum bunu. Lan yetiştim değil mi? Bu da kız kardeşi işte. Bu? Şu yandı. İki tane nerede ya bunlar? He. O yandı. Eşi olan. Ha eşi olan. He. Ya bunda. O da aynı. O da iskelet gibi. Manken gibi. Ke. Böyle tipler duruyor bir tabi. Gel. Şu adam. Karaba şu adam. Aynı ırktan onu. Aynı ırktan. O da Saddam'ımız. Ana, o biraz, o biraz yo, hastaydı ya, ondan düşük kaldı. Ha. Renk de aynı bak, buyurun. Fırtına. Yavrulmuş. Adı Fırtına dayı. Oğlum, oğlum sarı fırtına. Şu an olacak, o ne edecek lan? Bak, 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 bak. Hele bunu al.
Şunu al sen odaya. Şunu şunu. Nereye? Şunu al aşağıya. Ya. Ha? Onu güneştirmeyelim. Güzel. Onu odaya yatıya koyun diyorsun. Nereye? Odaya. İşte erkeği bağlasın odaya. Nasıl edeceğiz? Sana şu ipi vereceğim ben, onu da kıvıracağım. Zincir var mı aşağıda? He? Zincir var mı aşağıda? Yok. Var, olması lazım. Dayı, bugün yarın başlıyor, geceleri koyuyoruz. Sağlı da dayı, ne al, durmaya, durmaya. Bu ne, yukarıdan zincir var bunda. Köpek duydu. Aynen. Deli bunlar hele şu kardeşinden koyuyorsun sıkıntı. Bunlar da yer değiştiriyoruz. Çengele kalınlaştığım. Vallahi bayağı. Dayı bu ısırıyor, sikildi. He? Yudum! Bu yudum ya, yaşlı köpeğinizi de. Anam var. Bu kız. Yudum. İnandığından mı öyle? O da iyiymiş de. Onun eşi mi o galiba, kardeşim? Ha? Bu bala aynı, aynı bala değil. Bala aynı mı? He. Tekercilik oynuyoruz. Recep'ine. Depeye çıkaralım da bir koy verelim. Hı. Şu iyice yukarıya çıkaralım. Aşağıya bir koy vereceğiz. Tam çayı falan geçer. Aynen geçer. Karşı tepeye gider. Eskiden teker koy verirdik. Ben söyledim. Oğlum bu teker iyiymiş lan. Ha? Mercedes'in tekeri lan. Dublekslerden aldım. Bıçak var mı yanında? He? Bıçak. Yok. Bıçığı bir yerde gördüm ben de. He? Bıçığı bir yerde gördüm ben. Nerede bıçak? Şurada o adam bıçak. Ne edeceğiz bıçığı? Bunu keseceğiz. Kesmeye gerek yok lan. Yani ne olur mu lan? Aralıklı olacak lan. Bunu komple saracağız köşeye. Komple. He? Ayırma ediyorum alttan da birer birer. Oya, köşe uzarsa, yeterse hiç kesmeyeceğiz. Yetmez. Birbirinin yanına mı yatacaklar, ön oluyor mu? Hı? Ön oluyor mu? Haa, tamam. Gördün mü? İkiye katla, ikiye. Ya gerek yok. Katla katla, bu batmasın. Ayakları kayağı ondan, olur mu lan? Kayağı yok onun. He? Dursun ne ediyorsun hocam? Köşeye veriyorum. Üzülmüş le. Bu ters çevirdi ve gırgırandıyı bak. Büyük tekeri köşeye koyan. Böyle oluyor mu bunlar ya? Hayır hayır olmuyor bunlar. Nice? Dört tane siyah. Böyle böyle iyi de ayrı ayrı mı koyacaktık ki? Böyle olur mu? Böyle oluyor herhalde. Valla ben hiç yatırmadık. Bilmiyoruz gaz. Bir yan yana yatarlar mı ki? Farklı farklı yerlere mi koyuyorlar ki? Valla farklı başka bir yer yok. Bu tarafa koyacağız bir de.
Kaç tane dişi var onu da bilmeyiz. Ola Recep, benim bildiğim ayrı ayrı olur ama neyse. Neyse, yorumlarda gazdan anlayan oluyor yazarlar. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Oğlum, fışkıdayı diye yazılmıştı. Altına. Bu var ya. En altına. He. Niye? İyi olur dediler. Geçen şey dedi, gaz dedi, o dedi ya. O dedi en altına, altına mı, üstüne mi? Bununla onu karıştırıyor, altına, altına. Geçti döküyoruz. Şimdi ıslak duracak bir şey yok zaten ıslak havada. O kışın zemberde edeceğim onu. Doldur Recep. Yerleştirelim bakalım. Şu şeyleri dolduralım aralarını, oraları kaçıvereyim artık. Dedeyim doldur oralar falan. İlk önce oraları bastıralım. Yok, ben kaçamam. Ulan buna yumurtlu masada yatağı, yumuşacık oldum. Altına muşambayı alttan nem almasın diye yaptık. Yumurtalar da cırk olmasın diye. Ha. Nemlendirmeyecek. Nemlendirmeyecek. Güzel bir iki şeyler kapmış piyasadan. Kazalık hanı söyleyorlar böyle böyle eteği oradan kutluyuz. Çok büyük üretimler yapacağız. Herkes gaz nasıl yumurtladılır. Annem eskiden ediyormuş, biliyormuş. Annem o işi halleder, bilir. Anam halleder, anam hiç. Ha, güzel oldu vallahi şöyle. Tam Recep, lüks oldu köşeye. En başa ana gaz yatağı. Allah, kapkara olmuş. Senin aldığın lastik de var. Şimdilik 4 lastik yeter. Şunlar yeter mi şunların tamamı? Daha vurmayacağım. Yeter. Ha? Yürüsün, bu boya oldu. Gidiyor mu aşığı bu? Hemen varıp yumurtlayacak mı daha bakalım ne zaman yumurtlayacak. Neyse bir bakalım bir. Gece bir kontrol edelim gelelim şu an. Ya bu tavuk içinden biz anlamıyoruz ya da bilemedik tüm her şeyini yapıyoruz ne ediyoruz bir tane daha gitmiş. Recep anlamıyorsun değil sana şekil şekil tavuklar getireyim kör tavuğu getireyim ne buymuş lakonumuş kokunu bunlar şehir tavuğu lan. Dayanamaya gidiyor bir tane. Yemeyi sen yumurtlayalım. Oh. Değer 7 tane yumurta çıktı. Böyle 7 olmuş. 35 tavuk var. Allah razı olsun 7 yumurta. Adamın üstüne koşuyorlar yemeyeceği diye. Abi köy tavuğu olacak. Gidecek, yayılacak. Bu gelecek, tavuktan şimdi. Yediğimiz gazı hiçbir şeyden yemedik. Tavuktan çok zarar ettik. Alıyoruz yok. Alıyoruz yok. Tükenisyon bilemedik. 20 tane falan öldürdük. Ben sana gazcılık edelim dedim. Tavukçuluğu boş ver dedim. Gerisini verelim gaz alalım bari. Bize vallahi 10 tane abi. Siyah tavuk yeter. 10 tane köy tavuğu geçeceğiz. Bir tane de tamam huzu var zaten. Bir tane de denizli hulodumuz var kral gibi. Yukarıda onlar mutluydu. Biz onları yukarı azaldık. Ya be ya. Satmaya kalksın da adam olmaz valla. Almaz. Ne etsin adam? Bu tavukları ne edecek millet? Kulku yok, bir şey yok. Şunlara bak valla yayılıp yayılıp bıçık gibi oldular. Çok büyük hatalar yaptık. 30 tane gazalaydık. Bizim iş çok farklı olacaktı. Bak gazların hiç zararı yok. Yayılıp yayılıp geliyorlar. Gazın daha neyse 600-700 lira. Bir nerede kar yaptık? Bir tavuğuna ördek değiştik ya. He. Onda bir karlıydık. Bir tavuğa bir ördekte. Bunun kışın adamlar yüzüyor gece. Paketliyorlar 1000 lira bunu. Tavuk ne olacak lan al de ya. Ben dedim, boş ver tavuk işini dedim. Gidiyor bak. Necep, deve kuşu alın demişler. He? Deve kuşu alın demişler. İki de deve kuşu mu gelsek ya? Kendimizi didakladık o zaman.
Bıdı. Şşt. Açık da yemleri verelim. İyi Recep. Besin lan. Tek umudumuz gazla zaten. Tavukarda bir şey yok. İyi bakalım. Yesin nerede Recep. Çok. Tanesinden ne güzel değiyorlar değil mi? 10 yavru düşünüyor. Çıkı. 12 dişi var. O da 120 adet yavru yapar. Ortalaması 70'den alsak yeter Recep. Ha? Plan yapmayalım. Plan yaptım olmuyor. O işle. Vallahi bunlara o yem verip bakması çok zevkli oluyor gerçekten. Hmm. Şuna ne güzel yiyorlar. Pır pır pır. Alıştılar ağam. Pek kavga etmiyorlar. Hmm. Bunlar çabuk kendine geldi. Yayılıyor bunlar. Bunlar işte dışarıdan alınıyor. Yiyor. Çayır, ot. Tavuklar gibi ki tavuklar eline bakıyorlar sabah akşam. Yüzüne bakıyor. Bugün çıkarmadık, kapadık. Kedi gibi 24 saat bir şeyler arayalım. Yumurta sayısını öğrenelim dedik. 7 tane çıktı. Şunlar dişi şunlar. Bak 1, 2, 3 tane erkek 4. var burada. 2 beyaz bir tane şu siyahlardan var. Buranın işi bitti. Bu da kaldı. Buradan mı? Sana bakıyorum iş, soluma bakıyorum iş. Ha iş. Burayı da temizleyelim de. Bu tavukları kaybedelim, bu tavukları yukarı göçeceğiz. Sen o tavukların yarısını sat. Verelim. Yoksa bizim burada vallahi bakalım. Her gün birimizin yanında süpürge, süpürge durur burayı. Hadi. Hadi. Bugün yeter bu kadar. Hasılat bu. Şunu köy tavuğu yumurtlamış. Şunlar şunu. Şunlar ithal edin. 5 tane. Bu da demektir ki Recep. Şunu iyi ki şu. 2 tane köy var onların. Şu 5 tane senin ithal edin. Seninkiler de 0 verin bana. Yine şunlar 1-2 tane kendileri yumurtlaya bak hadi 5 tane. 30 tane tavuk var içeride. Şimdi yorumlara yazacaklar. Biber verin, şunu verin. Biberin kilosu kaç lira? Versen vereceği bir yumurta. Attım mı? Attın mı? Attım. Pul biber attım yine. Yine yok. İyiyse böyle. İyi yumurtlayı güç. Az az alalım böyle. Ne için? Zaten kış geliyor. Ya da besiye çekeceksin, kesip yiyeceksin. Neyi lan? O tavukları. Tavuğun besin olur lan. İyi bakacaksın. Valla yorulmuşuz. Süpürge de elimizden düşüyor. Şurayı süpürelim. Nasıl indiriyorlar? Ben anlamadım ya. Boş çuvallar nerede ya? Gelir mi alacaksın?
Bunu arabasına doldurup döküversene. Halmana. İşte. Şu halmana felpe veriyorum ben. İki dakika şuna doldum. Her arabasına iki kere daha önce gider bu. Mağada kuyumdan gelen köpeklerin. Heh, şöyle. Nerede olmuşum? Vallahi acayip soğuk. Akşamları soğuk oluyor, gündüzleri sıcak. Terliyor falan derken hasta oluyor. Kuyumdan gelen köpekler de bunları yiyor burada. Yetermiş hiçbir kadar. Şu mağaza mı yapsam ki? Az daha yapan ben. Daha da değil, dur. Bu odaya diye ne zaman? Sen kumadın mı? Ne? Ha? Kumadın mı sen onu? Ben kumadım odaya. Öbür daha da var. Koyuna duran lan bakaydın mı lan? Bölünmüştür o yine ovalı. Koyuna mı? He. Bakalım şimdi. Yok. Tamam. Böyle edersek koyuna yiye o yoncaları içindeki. Bir de şey oluyor. Yeşerliyor bunların mı? Seneye daha iyi olur. Ha? Gördün mü? Çuval mı? Ha. Şunları edeymişiz ya. Nereye? Ağzının altına. Bu da aynı fark etmiyor. Acıktınız mı? Hop.
Gel buraya. Hey. İşin en güzel yeri yem verip izlemek. Fındık.
Geçmiş olsun. İki farklı bölgede boyunlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gündü. Dağda bundan sonraki hedeflerimiz var. Gazlardan ümitliyiz. Aynen. Tavukları satacağım dedi. Gerekirse bugün bir tanesini daha eksilteceğiz keçinin. Koyunlar bölünmüş. Keçiler, koyun o taraftan geldi. Keçiler önünde iki tanesi. Dediğim gibi koyunlar keçilere uymaya başladı. Bir çan operasyonu da gerekiyor koyuna. Çanlarda biraz da ayarsızlık var. Çanların ayarları bozulmuş bizim. Aynen. Tam takım ötmemeye başladı. Ayarı verememiş ilk ay. Bu sene ayarı verdim ben de. Sen arkasına Recep farklı çan taktın. Sonradan farklı çan taktım. Ben o yüzden biraz oldum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygıyla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah yarabbim işlerinizi rast getirsin inşallah. Hayırlı akşamlar. Amin cümlemizin. Görüşürüz. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Dağda yaşam sucukları şöyle, yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.